Hızlı kaleme hoş geldiniz arkadaşlar. Türeve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Formüllere geçecek miyiz? Evet artık. Benim bildiğim yerlere geçeceğiz. Artık türev alma kurallarına başlayalım arkadaşlar. Türev alma kurallarının ilki, bir fonksiyon sabit fonksiyon ise onun türevi sıfırdır. Mesela fx eşittir 5. O zaman f türev x eşittir 0. 5'in türevi 0'dır arkadaşlar. İkinci olarak polinomların türevi. Fx eşittir. Polinom olarak da düşünmeyebiliriz. X üzeri bir şeyin türevi nedir diye soruyorum. X üzeri 6 ise f türevi x nedir? Nasıl alıyorduk hocam? X üzeri 6'yı. 6 başa iniyordu üssü. X'i yazıyordum. Bir azaltıyordum. N çarpı x üzeri n eksi 1. Mesela işte gx eşittir x üzeri 3 bölü 5. Nasıl yapıyordum? F türevi x eşittir 3 bölü 5 başa iniyor. X çarpı eksi 2 bölü 5 mi oluyor? Neden? 3 bölü 5'ten 1 çıkartmış oluyorum. Mesela hx eşittir 1 bölü x kare. Bunun türevini alalım bir de. Şimdi ben bunun böyle türevini alamam. Ne yapacağım? Yukarıya atmam için x üzeri eksi 2 mi yazmam lazım? Evet. X üzeri eksi 2'nin türevi nedir? İşte hx'in türevi eksi 2 başa geldi. X üzeri eksi 3 oldu. Bir azalttım üssü. Eksi 2'yi yazdım. X üzeri eksi 3'ü de böyle yazdım. Şıklarda varsa böyle vardır dedim. Hemen başlayalım. Bu fonksiyonların türevi nedir? Keşke biraz da 6 6'a yazsaydı da. Fx eşittir 7'nin türevi nedir hocam? Sabit olduğu için 0. Sabit olduğu için sabit sayıların türevi 0'dır. 7'nin türevi 0. Fx eşittir gx eşittir x küpün türevi nedir? 3'ü başa aldım. 3'ü başa aldım. Üssü bir azalttım. X'i yazdım. Üssü bir azalttım. 2. Geldim buraya. Bunu ilk önce düzenliyordum. X üzeri eksi 4 oluyordu. X üzeri eksi 4 oluyordu. Şimdi 4 türevini başa alıyordum. Eksi 4 başa. X üzeri. Eksi 5. Eksi 1. Eksi 5. Eksi 4 eksi 1'den. O zaman eksi 4'ü yazdım. 1 bölü x üzeri 5 mi? Evet. Geçtim. Şimdi benim bunun da türevini alabiliyor olmam köklüğü lazım. Köklüğü bilmiyorum. Ben köklüyü bilmiyorum dedi. Şimdi arkadaşlar köklü ifade görürseniz onu da üstlüğe çevirip türevini alacaksınız. Ben ilk önce şunu yazayım ben bir. Şunun türevini istiyorum ben. O zaman ben bunun neye eşit olduğunu yazayım. Bu arkadaş nasıl yazılıyordu? 1 bölü 3. 1 bölü 3 olarak mı yazılıyordu? Şimdi türevini alabilirim senin. 1 bölü 3 başa geldi. X üzeri 1 bölü 3 eksi 1 şeklinde yazayım. O zaman 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3 müdür? Aynen. Evet, soru bunu da bir düzenleyeyim de. Çünkü bunu düzenlemekte arkadaşlar zorlanıyor. 1 bölü 3'ü yazdım. Eksi bunu aşağıya attır. Aşağıda artık yukarıda 1 var. X'in karesi var. X'in karesi bölünün 1 bölü 3'üncü katı evet. Var. O da küp kök mü oldu? Şıklar da böyle midir ya? Böyledir ya. Bence de yazık. En sıkıntı kısım bu. Biraz amelilik kokan hareketler. Aynen öyle. Al işte. Amelilik dedi. Adam getirdi bize. Yapacak ama olsun hepsini tek X'e benzetirsin sen. Hepsini toplayacağım hocam. Yani böyle zaten çarpmayı bölmeyi bilmiyorum şu anda. O zaman fx eşittir. Kendine bu kadar yüklenme bilmeyebilirsin. X küpü yazdım arkadaşlar. Kök x dediğimiz şey burada 1 var gözükmeyen, burada 2 var gözükmeyen 1 bölü 2 miydi? Evet. X üzeri 1 bölü 2 bölü burada gözükmeyen 1 var. X üzeri 1 bölü 3. O zaman çarpılınca üsler toplanıyor. Bölününce çıkartılıyor. Şu mudur? Payda eşitledim ben burada. Eşitle bakalım. Bunun paydası 1. Benlik bir şey var 6 ile genişlettim. Yok ya sen öyle şey yap. 18 oldu. Ben bunun oynuyorum. Paydasını 3 ile genişlettim. Artı 3 oldu. Bunu 2 ile genişlettim. Eksi 2 oldu. Bölü 6 mı? Evet. Yani x üzeri 21, 19 bölü 6 mı? Bunun türevini alacağım şimdi ben. F türevi. Sana yakışmayan sayılar bunlar hocam. Yapacak hiçbir şey yok hocam. Gerçekten kitaplarda da buna benzer sorular var. Şimdi ben bu tarz soruları çözmesem kahrolurum. Kurtardık mı? İyisin bir bak, hadi kurtardık. Tamam hadi iyisin. X üzeri 19 bölü 6 eksi 1 mi? Evet. 19 bölü 6'yı yazdım. 6 bölü 6 çıkartınca x üzeri 13 bölü 6 geldi arkadaşlar dedim. Gerçekten başarılıydı. Geçtim. Toplamın türevi, farkın türevi, işte bir sayıyla çarpımın türevi nedir? Şimdi arkadaşlar fx eşittir 5x artı 7 olsun. Tamam. F türevi x nedir hocam? Şimdi toplam olunca böyle düşünmeyeceksin.
Direkt yazacaksın. 5x'in türevi nedir? 5. 5. 7'nin türevi nedir? 0 diyeceksin. Geçeceksin. 5 artı 0'dan 5'miş arkadaşlar dedim. Yani ayrı ayrı türevlerini alıp topluyoruz. Dışarıda bir çarpım olunca bunu arkadaşlar sürekli karıştırıyorlar. Mesela 3 çarpı x kare. Bunu ne yapıyorlar biliyor musun? Çarpımın türevi yapıyorlar. Diyor ki adam bu 3 ile x kareyi çarpmış. O zaman bir 3'ün türevini alayım x kareyle çarpayım. Bir de formülü bilenler. Formülü bilenler. Bilmiyorsun. Arkadaşlar bir sabit sayıyla bir şey çarpılıyorsa o sabit sayıyı kapatıyoruz. Kapattım ben, o yok. Buradaki x karenin türevini alıyorum ben. Nedir o x karenin türevi? 2 başa geldi. X üzeri 1 oldu, tamam. Sonra o sabit sayıyla çarpıyorum. Olay sadece bundan ibaret. Sabit sayıyı kapat, çarp. Mesela şurada da çok karıştırılıyor. Bakayım karıştırılıyor dediğim şey arkada var mı? Vardır herhalde, yoksa ben şey yaparım. Yani. Yazarım diyorsun. Yazarım en son. Mesela soru bu. Fx'in ne olduğunu vermiş, f türevi 1'i soruyor bana. Hemen yapayım ben. İlk önce bir düzenleyeyim. 3x kare eksi 5 x üzeri 1 bölü 2 mi hocam bu? Aynen. Artı 2. Şimdi f türevi x'i yazabilirim. F türevi x eşittir. 3'ü kapattım. 2x başa 2x oldu bunun türevi. 3 çarpı 2x eksi 5 çarpı 5'i kapattım çünkü ben burada. Evet. X üzeri 1 bölü 2'nin türevi 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2. 2'nin türevi zaten 0. O zaman f türevi 1 nedir? X'in yerine 1 koyacağım değil mi? 1 koyunca zaten burası 6 çıktı. Burası 1 koyunca gitti. Eksi 5 bölü 2 çıktı. Cevabı 7 bölü 2. Ben burada şunun da türevini vermek istiyorum. Bu arkadaşlar aklımızda bulunacak bundan sonraki sorular için. Fx eşittir kök x'e. Bunu bileceksin. Ezberle. Ezberle. F türevi x eşittir 1 bölü 2 tane kök x'tir dedim. Bu bilinecek. Ödev. Böyle bir şey vermiş bana. Burada f'in türevi eksi 1 nedir diye soruyor. Tek tek türevi alacağım. F'in türevi. Tersi yapacaktın değil mi? X nedir? Ya eksi 1 dedim ya. Eksi 1 yazacaktım oraya. X üzeri 5'in türevi 5 nedir? 5x üzeri 4. 5 başa geldi. Üssü biraz azalttım. 4 x üzeri 4'ün türevi nedir? 4 başa geldi. Üssü biraz azalttım. X küpün türevi 3 başa geldi. Üssü biraz azalttım. X karenin türevi 2 başa geldi. Üssü biraz azalttım. X'in türevi 1 başa geldi. Üssü biraz azalttım. Bitti. 1'in türevi 0. Şimdi eksi 1 koyacağım yerine. X'in yerine eksi 1 koydum. 5 tane eksi 1'in 4. kuvveti 1. Artı 4 tane eksi 1'in küpü eksi 1. Artı 3 tane eksi 1'in karesi 1. Artı 2 tane eksi 1. Artı 1. Yani 5 eksi 4 artı 3 eksi 2 artı 1. 1. 1. 1. Cevap 3 mü? Evet. Dur acıdan. Acı ne yaptın? Ne olsun ya? Seni sormalım. Çok şükür. Geldim buraya. Fx eşittir ax kare eksi 2 ax artı b fonksiyonu için f'in türevi 3, 8 ise a kaçtır diye soruyor bana. O zaman kaçmış şunu şöyle düzeltelim. Hemen f'in türevini istiyorum. Şimdi a bir sabit sayı. Tamam. Kapattım a'yı. X karenin türevini aldım. 2 başa geldi. Üssü biraz azalttım. X üzeri, x üzeri 1 oldu. A'yı da çarpacağım. Tamam. Eksi. Eksi yazdım aradaki. 2a sabit sayıyı kapattım. X'in türevi 1. O zaman 2a ile çarptım. Cevap bu. O zaman f'in türevi 3 nedir? 3 koydum yerine. 6a. 6a eksi 2a. 4a. 8. A2. Dedik ve gönderdik. Geldim arkadaşlar. Çarpım durumundaki bir fonksiyonun türevi nedir? Arkadaşlar bileceğiz. F çarpı G'nin türevi, birincinin türevi çarpı ikincisi artı ikinci türevi çarpı birincisi şeklindedir. Mesela x kare ile x küp artı 1'i çarpımının türevini istiyorum ben. Şimdi normalde bunları çarpıp sonra türev almanız daha kolay da ben şimdi örnek olsun diye yapıyorum. Şimdi nasıl yapıyorum? İki tane çarpılmış ifade var. X kare ile x küp artı 1. Birincinin türevini alıyorum. Her zaman birincinin türeviyle başlayın. Bölmede işimize yarayacak bu. Durum. Alışkanlığınız olsun. Alışkanlığınız olsun. X karenin türevi 2x. 2x. İkinciyi aynen yazıyorum. X küp artı 1. Artı ikincinin türevini alıyorum bu sefer de ikinci sırada. 3x kare 0 bu zaten gitti. Çarpı x kare geldi. Bundan sonra düzenleyeceksiniz. Düzenleyin artık. Dedik. Dedik ki ve kesin arkada bir örnek vardır. Var mı ya? Tabii ki. Ya beni biliyorsun.
Y'nin türevi nedir diye soruyor arkadaşlar bana. Bunun türevini istiyorum. Demek ki karşı taraftakinin o çarpım ifadesinin türevini alacağım. Nasıl alacağım? Çarpım ifadesi varsa birinci türevi çarpı ikincisi artı ikinci türevi çarpı birincisi. Y'nin türevi eşittir. Bunun türevi nedir hocam? X küpün türevi. 3x kare artı x'in türevi 1 çarpı bu ikincisi aynen yazıldı. Artı ikincisinin türevini alacağım. X eksi 1'in türevi. X'in türevi 1. Eksi 1'in türevi 0. Yani 1 geldi. Yazmama bile gerek yok. Çarpım durumunda olacak çünkü. Bu sefer de x küp artı x'i aynen yazacağım dedim. Geçtim. Düzenlemelere girmiyorum arkadaşlar. Gerek yok. Onları siz yaparsınız. Adam bana f çarpı g'nin türevini sormuş. F çarpı g'nin 1'deki türevi nedir diye soruyor bana. F çarpı g dediğimiz şey x kare eksi 5x çarpı x kare artı 3 mü? Evet. F tek tek çarpacak sıkıntı. Ya uzun sürüyor. Bir de 1 koyacağım ya. Koyarken çok kısa geleceği için direkt ben çarpımın türevini yapayım. Bunun türevi 2x nedir? 2x eksi 5. 2x eksi 5 çarpı ikincisine aynen yazdım x kare artı 3. Artı bunun türevi nedir? 2x artı 0'dan. 2x çarpı ilkini aynen yazdım dedim. Şimdi ben burada x yerine 1 mi koyacağım? Aynen. Tamam. X yerine 1 koydum. 2 eksi 5'ten eksi 3 çarpı 1 artı 3'ten 4 artı 2 çarpı 1'den 2 çarpı 1 koydum yerine 1 eksi 5'ten eksi 4. Eksi 12 eksi 8 eksi 20 geldi. Cevap. Geçtik. Son olarak bu videonun son meselesi bölümün türevi arkadaşlar. Bölümün türevinde şöyle yapıyoruz. Fx bölü gx şeklinde bir ifade varsa birincinin yani yukarıdakinin türevi çarpı ikincisi eksi ikincisinin türevi çarpı birincisi bölü ikincisinin karesi. Her zaman alt tarafın karesi aşağıda var diyeceğim. Yeniden tekrarlıyorum. Üstün türevi çarpı alt taraf eksi altın türevi çarpı üst taraf bölü alt tarafın karesi arkadaşlar. Mesela burada da böyle bir örnek yapayım. 5x bölü x eksi 1'in türevi nedir hocam? Söyleyeyim mi? Hemen alayım. 5x'in türevinden 5 çarpı 5. Payda. Paydayı aynen yazdım. Eksi. Eksi. 1 çarpı 5x. Bunun türevi 1 çarpı 5x bölü x eksi 1'in karesi. X eksi 1'in karesi dedim. Hoca biliyor. Siz de biliyorsunuz. Anlattın o kadar. Öğrendim artık. Kocaman adam oldum. Hemen yapıştıralım. Yasin. Hay F Allah ne kökü koymasaydım bari. Onu söyledik ama. Tamam. Onu söyledik. Ezberliyorsun. Evet alayım hocam. Şey 2x eksi 4. Yukarı tarafın türevi 2x eksi 4. Payda alt aynen. Aynen yazdım. Artı. Artı. Eksi. Değil eksi. Eksi. 1 bölü 2 kök x. Bunun türevi 1 bölü 2 kök x. Çarpı. Çarpı üst tarafı aynen yazdım. Bölü aşağının karesi. Bölü kök x artı 2'nin karesi. Karesini aldım. Şimdi f türev 1'i soruyor bana. 1 koydum. Eksi 2. Doğru mu? Doğru. 1 koydum. 3. 1 koydum. 1 bölü 2. 1 koydum. Eksi 3. Bölü 1 koydum. 9 mu? Eksi 6 artı 3 bölü 2'den ne çıkıyor? Eksi 6 artı 3 bölü 2 bölü 9. Eksi 9 bölü 2. Bunu ters çevirdim. 1 bölü 9. 9 daha gitti. Eksi 1 bölü 2. Dedik. Geldi. Geldik yeni bir son soruya. Yeni bir son soru. Sene başından beri böyle rahat 300-500 tane son soru gördük değil mi? O kadar kaç tane videomuz var? 600'e yakındır herhalde. Hiç saymadım abi. Vay gün olsun saysak. Sayalım mı tek tek? Yok mu YouTube'un çocuklar öyle bir yazıyormuş şeyi? Problem sorusu çözün onun yerine. İşiniz mi yok? İşiniz mi yok? Evet. Hadi bunu da yapalım arkadaşlar. Alıştırmamızı ve yavaş yavaş dağılalım. Evet. F bölü G'nin türevi nedir? F bölü G'yi yazayım ben. Sonra da türevini alayım. Hadi bakalım. Üst tarafın türevi. 2 alt tarafı aynen yazdım. Eksi alt tarafın türevi 2x. Üst tarafı aynen yazdım. Bölü alt tarafın karesi. Karesi. X kare artı 4'ün karesi dedim. Hadi bir düzenleyeyim. 2x kare eksi 4x kareden eksi 2x kare geldi. Şuradan artı 2x geldi. Buradan da artı 8 geldi. Alt tarafta da x kare artı 4'ün karesi var dedim. Dedik. Ve görüşürüz kolay arkadaşlar. Yani.